Selam. Bugün günlerden pazartesi 16 Ekim. Evet, doğum günüm. Ama geçti, bitti artık yani. Hiçbir şey yapmayacağım çünkü ders çalışacağım. Testlerimi aldım. Türk kahvesi yaptım, kahvemi de aldım. Bu saatlere genelde hep kahve içiyorum. Saat 5.30-6 olmak üzere. Kahve yapıyorum da şunun yüzünden Nilüfer bana bağımlılık yaptı. Bir tane uygulamadan fal baktırıyor. Yani bildiğiniz uygulamalardan değil, sadece 10 diye. Kadın sesli notla fal baktı Nilüfer'e. Ben şok oldum zaten. Bugün o yüzden denemek istiyorum. Kahve içtikten sonra atacağım fotoğraflarımı. Ben ekrana koyayım. Çünkü uygulamanın da sadece 10. İnternet sitesi de var, mobil uygulaması da var. Ben buradan normalde kapak fotoğraflarımı yapıyorum. Kapak fotoğraf yapabilirsiniz. Hatta birkaç tane daha, yani bir sürü hizmeti var da mesela neler var? Ünlü taklitleriyle arkadaşlarınızı işletebilirim. Bir dakika, bu yapılırmış. Kişiye özel resimli kupa baskısı yapabilirim. Bunların hepsi ücretli içerik zaten. Şimdi belki gösteririm, şu an göremeyebilirsiniz ama. Ben ekrana koyarım, daha kolay oluyor. O işi çözdüğüm için artık ekranın üstüne direkt yapıştıracağım. Evet, ben Banu Hanım'a fal baktıracağım şimdi. Tam montajlarken fark ettim. Uygulama ücretsiz demişim, orada çarpılmış. Çok komik olmuş. Hemen araya eklemek istedim. Uygulama ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ve Google Play Store veya Android'iniz varsa oradan indirebilirsiniz. Zaten ben App Store'dan indiriyorum. iPhone'unuz varsa da oradan indirebilirsiniz. Bunları da bilin, söylemeni demeyin. Merak ediyorsanız zaten bakabilirsiniz. Çünkü sesli sesli baktı ve hayatımda ilk defa, yani ben hayatımda hiç böyle fal baktırmadım. Yani zaten inandığımdan değil ama böyle bir hoşuma gitti açıkçası. Bir baktırmak istedim. Şimdi satın almayacağım çünkü kahve içtikten sonra direkt işleme başlayacağım. Satın alma işlemini de göstereyim. Benimkinin fiyatı 20 TL olacak. Normalde diyordum yani, inanmıyorum ama böyle ilk defa geçmişe dayalı değil de geleceğe dayalı, böyle okulla ilgili güzel şeyler söylediği için Nilüfer'im inanmak değil de hoşuna gitmiş. Ben de bir kere deneyeceğim, yani böyle tepki gösterirseniz balcılara mı inanıyorsun gibisinden. Hayatım hiç fal baktırmadım gerçek bir insana. Bildiğiniz diğer uygulamaları atıyorduk yani, onlardanım. Satın alacağım ama şöyle alacağım. Kahve içtikten sonra satın alma işlemini beraber yaparız. Zaten inanılmaz alacağım çünkü tek kartta ondan fiyatım var. Mobilden kart da alacağım uygulamasından. İnal'ın uygulamasından alacağım. Cep bank uygulaması İnal'ın. Anladınız değil mi? Teşekkürler. Şimdi ben ne çözeceğim söyleyeyim, ben coğrafya çözeceğim. Coğrafya ne kadar çözsem de konuya çalışıyorum. Ama ne biliyor musunuz, böyle İrem yapamasın diye öyle bir zor soruyorlar. Ben şimdi kahvemi soğutmadan içmek istiyorum. Çünkü uykum da geliyor hafiften. Kahvemi içeceğim, coğrafya çözeceğim. Hocalara geldik yayınından çözeceğim. Evet. Şimdi ben gidiyorum kahve içmeye, soru çözmeye. Görüşürüz. Daha fazla soru çözmek istemiyorum. Şu dünyanın şekli konusu gerçekten o kadar zor ki. Ben bu arada fotoğrafları çektim. Onun için tekrardan başlattım. Yoksa hiç halim yok yani şu an konuşabilme halim. İnan'ın uygulamasından param vardı, oradan alacağım. Satın al işlemine bastığımızda ben yavaş yavaş gideceğim. Satın al'a bastım. Ürün başarılı sepet eklendi. Siparişi tamamlıyorum. Orada İnal yazıyor. Yani siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz de ben İnal'la yapacağım. Tek orada bakayım vardı. İnal'la aldım, bas. Şimdi ben bunu göndereyim. Daha sonra da yorumlandığında dinleteceğim size. Şimdi şu işlemlerimi tamamlıyorum. Ben sonra devam edeceğim çalışmaya. Beni bölmemeli. Evet, görüşürüz. Şu an mide solum düşünen kaç kişi acı turşusu içiyorum. Çok seviyorum. Falım geldi. Açacağım şimdi. Yani biz Adanalılar böyleyiz arkadaşlar. Profilinizde sipariş yem bölümünden gelen fallarınızı dinleyebilirsiniz. Hadi bak. Geldim. Kahve falınız genel olarak çok güzel. Size destek olan bir büyüğünüz var. Bu büyük bir erkek. Yani babanız da olabilir. Baba gibi benimsediğiniz biri de olabilir. Çok anlayışlı biri diyebilirim bu kişi için. Baba. Bu arada çok temiz birisiniz. Hayatınızda iki kişi var. Bu iki kişi bayan da olabilir, erkek de olabilir. Ama onlarla berabersiniz. Hep berabersiniz. Yediğiniz, içtiğiniz bir gidiyor.
Siz çok büyük düşünüyorsunuz. Nasıl diyeyim? Adımlarınız rahat ve temkinli. Gelecekle ilgili planlarınızda herhangi bir endişeye yer yok. Yani şu an üniversite sınavından dolayı birazcık rahat değilim ama inşallah. Sakin görünmeye çalışıyor olsanız da içiniz böyle kıpır kıpır. Nasıl diyeyim? Hayat dolu birisiniz. Tavanız çok temiz. Bu falı kapatırken iki şey dilemişsiniz. İkisi de aynı zamanlarda olacak. Yurt dışına gideceksiniz. Yani sizin bir yurt dışı bağlantınız var. Bununla ilgili de nasıl diyeyim size birkaç kişiyle görüşüyor olabilirsiniz yani. Üç tane de sevinç gözü. Yani cidden en istediğim şey bir an önce üniversiteden sonra ablamla birlikte yurt dışına gitmek. Şu an birazcık şok oldum Şey diyebilirim. yapacaksınız. Birazcık şokum şu an. Temiz kağıtlarınız var. Onları alacaksınız. Son Üniversite. olarak şunu söyleyeyim. Hayatınızda deli dolu yaşamayı seven birisiniz. En önemlisi de bir yere gelip bir kariyer yapma çabanız var. Bunu gerçekleştireceksiniz. Size hayatınızda başarılar diliyorum. Bu kadar. Daha ne isteyeyim şu an? Gibi fala inanmayın, falsız kalmayın. Helal olsun. Cidden yurt dışına gitmeyi de çok istiyordum. Temiz kağıtlar. Çok hoşuma gitti. Ama her hafta böyle her gün 20 lira veremem ama hoşuma gitti yani. Bir böyle üniversite sınavına yakınken bir daha yaparım herhalde çünkü. Ve ondan önceki. Yani biz böyleyiz işte. Dediğim gibi sadece 10 mobil sadece 10.com'dan da bakabilirsiniz. Uygulamasından da bakabilirsiniz. Sadece fal içinde bir sürü bir sürü bir sürü şeyleri var. Gördüğünüz zaten ekranda. Evet. Şimdi ben bu arada Nilüfer'cim teşekkür ederim cidden. Dediğin gibi çıktı yani. Ben şimdi devam edeceğim derse ama ondan önce bir yemek yiyeyim. Evet. Görüşürüz. Evet, yine kızarmış sivilcelerim. Herkese merhaba. Bugün günlerden Salı günü 17 Ekim. Doğum günümden bir gün sonra yatağımın üstünü kapatmak istiyorum. Ay. Evet, bugün size olanlardan bahsetmek istiyorum. Şu an biraz canım sıkkın. Neler olduğunu anlatamayacağım ama keyifli değilim. Ama yine de şu an birazcık video çekersem iyi hissedecekmiş gibi hissediyorum. Bugün okula gitmedim. Bir yere sabahtan bir Yesu markasının bir kozmetik bakım ürünü, cilt ürünü. Onun bir lansmanı vardı. Meysa'yla birlikte oraya gittik. Orada da vlog çektim biraz. Onları şimdi izleyebilirsiniz. Evet, ilk başta onunla başlayalım. Günaydın. Sabah sabah. Nişantaşı benim bitirdi. Hiçbir fikrim yok. Şimdi Melisa'yla buluşacağız. Nişantaşı City'sin orada. Şu an saldırıyorum biraz hızlı yürüdüğüm için. Öyle değildi. Ama yani 5 adımda bir insanlar soruyor. Nişantaşı City's nerede? Yani gittiğim yer zaten tam bilmiyorum. Ben zaten Erenköy Kadıköy'ü zor öğrenmişim bunca senede yani. Benim yol özürlüğümden. Bayağı bir kilometre falan yürüdüm galiba. Az kaldı. Biliyorum. Bol şans dileyin. Yalnız kapının mükemmelliği, binanın eskiliğinin ve hala güzel olması. Böyle binalar kaldı çok hoşuma gidiyor. Eski binalar. Saat bu arada 9. Teşekkürler. Bakın yanımda kim var? Melisa. Kimi görmek lazım? Yine kim? Bize diyor ya. İğrenç espriler yapmışsınız geçen. Evet onu gör. Açlıktan diyorum ya. Biziz o esprileri yapan. Yine olsun yine yapıyoruz. Evet o yüzden. Ya saç baş dağılmış. Ha bir de benim saçıma laf etmişlerdi. Daha çok açtı. Evet, biz şimdi dinleneceğiz biraz. Starbucks'tayız. Sürpriz sürpriz. Ama bir şey içmeyeceğiz çünkü... ne, niye bu kadar... prensip meselesi. Çok şık olmuşsunuz Melisa Hanım. Teşekkür ederim. Siz de İrem Hanım. Bu şıklığınızı bana
bana mı borçluyuz lazım? Kesinlikle. Tek başıma gelseydim pijamayla gelecektim. O zaman görüşürüz. Şöyle 2006 yılında Kaliforniya'da iki yakın arkadaşım doğal yollarla üretilen sebze ve meyve. Şimdi showroom'a geldik. Burada yeni ürünler varmış, onlara bakıyoruz. Benim direkt şu, yani Adidas'ın ayakkabılarını göstereceğim size bir saniye. Şu ve şu renk çok seviyorum. Çok güzel. Onu görmüş. Bize göstermek ister misin yeni ürünleri? Evet, Adidas'ın? Adidas'ın spor kombininden bir kare. Sen giyiyorsunuz ve diyete başlıyorsunuz. Burada yeni başka ne var? Şu elbiseyi göstersek. Aa, aynen. Şu elbisenin güzelliği. Çok şık. Biz şimdi nereye gideceğiz bilmiyoruz. Dolaşacağız. Steve's. Evet. Ve masayı da gösteriyorum son olarak. Çok beğendim. İleride evimiz olursa. Ama biz gidiyoruz. Görüşürüz. Bye. Evet, Melisa ile çok güzel bir gün geçirdik. Eve 3 gün geldim. Yemek falan yedim. Ders çalıştım. Şimdi de arkadaşlarımdan o kadar şeyim, kafam başka bir yerde ki. Okula gidemediğim için defter yazdıklarını alıyordum. Onları yazacağım şimdi hatta. Daha sonra test çözüp yatacağım. Bugün çok güzeldi. Evet, dediğim gibi Melisa'ydık. Yes to ya da teşekkür ederiz davet ettiği için bize. Gittiğimiz yer de çok güzeldi. Tam bizlik öyle meyvesi, yulaf, müslisi vardı. Gayet güzeldi. Eğer soruyorsanız hani böyle hep okulunu aksatıyor musun böyle şeyler için? Hayır. Genelde ayda yılda bir böyle yeni markalar davet lansman yapıyor. Onu da ilk defa hafta içine denk geldi. Zaten birkaç tane sene daha çağrılmıştım ama hep akşam saatleriydi ve ta karşılarda oluyor. Benim gitmem gerçekten çok zor oluyor. Ya böyle sabahtan önce gidebiliyorum ya da hafta sonları olunca genelde gidebiliyorum. Yine mesela oyun fuarları var. Çağrıldım ama gidemeyeceğim yani. Çünkü o tempoya ayak uyduramıyorum şu an. Evet, onun dışında şimdi neden böylesiniz derseniz bir nedeni var ama ne olduğunu bilene kadar sizinle bir şey şu an paylaşmak istemiyorum. Ama çok daha kötü bir haberim var. Adana'da çektiğim videoyu, vlogu izlediyseniz biliyorsunuz. Orada Tofi diye bir köpeğimiz vardı. Tofi artık aramızda değil. Ölmüş. Çok üzüldüm. Bunu öğrenen bir iki gün oldu. Bayağı ağladım yani. Çok üzüldüm. Çünkü çocukluğum o köpekle geçti. Üzgünüm. Bu hafta benim için hep üzgün oldu. Dün ağladım. Onu koysam mı koymasam mı çok düşünüyorum ama galiba koyacağım. Eğer hala bu montajlarken ağladığımı düşünüyorsam, ağladığım bölümü koymak istiyorsam koyabileceğim. Dün eve geldiğimde kapıda kaldım. Ve bir yarım saat 40 dakika boyunca babamı bekledim. Vakit kaybettiğim için ağladım. Video atacağım ve atamadığım için ağladım. Bayağı stres oldum. O patlamaydı galiba. Onu şimdi izleyebilirsiniz. Yani şu an ağlama sebebim kapıda kalmak da değil. 40 dakikadır boşuna vakit kaybediyorum ve ben artık vakit kaybetmeye lüksüm olmadığı için. Yani benim 10 dakikam bile o kadar değerli ki şu an size çok komik geliyor belki ama videomu yayınlamam lazım ve saat 7'ye 20 var ve ben yetişemezsem aşırı kötü hissedeceğim şu an. Aşırı baskı varmış gibi hissediyorum üstümde. Yani 10 dakika geç etsem tabii ki de bir şey olmayacak ama her şey o kadar güzel planlıyordum ki. Yani şu an çok sinirim bozuldu. Yani o kaybettiğim 40 dakikada ben neler yapardım yani. Yani bilmiyorum. Düşünün yani vakit kaybetmeye bile gelemiyorum artık hiçbir şekilde. Çok gerildim yani aşırı gerildim. Bilmiyorum. Bu hafta benim için bayağı böyle şimdiden kötü başladı nedense. Dün de doğum günü. Dün oldu yani doğum günü bayağı kötü geçti benim için. Tabii daha kötüsü de olabilirdi. Ben biraz abartmış olabiliyorum da. Bilmiyorum. Şu an
bile muhtemelen sizin hepinizin içine baydım yani. Özür dilerim ama gelecek olursak trigonometri birim çember çalışacağım. Onları çözeceğim. Evet, yarın okula gideceğim. Arkadaşlarım olmak iyi gelebilir. Başaklar da çok güzel sürpriz yapmıştı. Pazartesi. 22 helvalım. Çok severim. Yedim bol bol. Evet, şimdi ben kapatacağım. Çünkü fark ettim ki size de şu an birazcık canınızı sıkıyorum. Yarın görüşeceğiz. Yarın daha enerjik göreceksiniz beni diye umuyorum. O zaman yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatımın en yorucu haftası ilan ediyorum galiba. Bugün günlerden 19 Ekim Perşembe günü saatler 8 çeyrek oldu herhalde. O kadar tozlu ki odam şu an, onu fark ettim. Şunu kapatsam olur. Hiçbir şey olmaz. Bugün neler yaptığımdan bahsedeyim. Okula gittim. Bu aralar cidden aşırı yoruluyorum ve şu yani oturup konuşma fırsatı bile bulamıyorum. Yani o kadar yoğun ilerliyor ki hayatım. Hızlı mı denir? Yani her neyse. Benim çocuk arkadaşım var Emre diye. Haftada bazen bir iki kere benim yanıma bize gelip beraber ders çalışıyoruz. O üniversitede olduğu için bana çok güzel ders çalıştırıyor. Bugün Emre geldi. Saat 5 gibi 7'de bitirdik ders çalışmayı. Matematik ve coğrafya çalıştık. Ben şimdi kendime biraz mola verdim. Bir saatçik olmuş galiba. Neyse. Şimdi ben tekrardan oturdum. Türkçe paragraf soruları çözeceğim. Ve bomba haber. Tarih geri gelmiş. Eşit ağırla. Şoklardayım. Ve tarih 10 soru, coğrafya 6 soruya düşmüş. Hani şok üstüne şok. 4 senelik konuyu 6 soruya nasıl sığdıracaksınız ya? Ya ağlayacağım artık. O kadar gerilmeye başladım ki. Ne olacak ya? Lütfen istediğim yerlere girebileyim Allah'ım ya. Buradan üniversiteye sesleniyorum. Kapılarınızı lütfen bana açın yani. Aşırı stres oluyorum. Hocalara geldik. Soru bankasından paragraf çözeceğim şimdi. Güçlü kalamıyorum artık. Cidden çok üzülmeye başladım ya. Yazık bize. Evet, ben daha fazla konuşmadan hemen paragraf çözmeye başlayayım. O zaman paragraf çözelim. Siz neler çözüyorsunuz onu da söyleyebilirsiniz. Saçlarım artık yıkasam mı yani? 2 gün oldu ama. Vaktim yok. Maçalat da almaya geldim. Şimdi Nilüfer'le buluşacağım. Kameram elimden düşecek yani, telefonumla şu an çekiyorum ama yürüyorum Nilüfer'e doğru. Starbucks'a geçeceğiz. Ders çalışmaya gidiyoruz. Klasik. Görüşürüz. Evet, şimdi yatacağım ama videoyu bitirmek istedim ve birazcık kitap okuyacağım. Yeni başladığım Moda Dedikleri adlı kitabı okuyacağım. Bunu göstermiştim zaten bir videomda uzun uzun. Çok yorgunum, yarın okul var. Erken yatmak istiyorum. Saat 10'a geliyor. Birazcık gözlerimi yorup uyuyacağım. Telefonumu da kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.